Çağır beni. Senin sesin iyidir. Senin sesin hüznün samimiyetinin sonunda yeşeren o tuhaf bitkinin yeşilliğidir. Bu suskun çağın boyutlarında sokağı algılama metnindeki sokak şarkısının tadından daha yalnızım. Gel, yalnızlığımın büyüklüğünü anlatayım sana. Ve benim yalnızlığım senin hacminin gece baskınını öngörmezdi. Ve aşkın özelliğidir bu. Kimseler yoktur. Gel yaşamı çalalım öyleyse. Paylaşalım iki görüşme arasında. Gel birlikte taşın halinden bir şeyler anlayalım. Gel, şeyleri bir an önce görelim. Bak, fıskiyelerin ibreleri havuzun saat safhasında zamanı bir toza dönüştürmekte. Gel, suskun satırımdaki bir sözcük gibi eriyip su ol. Gel, aşkın ışıltılı zerresini avuçlarımda erit. Isıt beni. Ve birinde, Kaşan çölünde hava bulutlandı. Ve yoğun bir sağanak bastırdı. Ve ben üşüdüm. İşte o zaman bir taşın arkasında bir gelinciğin sobası ısıttı beni. Bu karanlık sokaklarda ben kuşku ve kibritin çarpımından korkuyorum. Ben yüzyılın beton yüzünden korkuyorum. Gel ki ben kara toprağa vinçlerin otlağı olan şehirlerden korkmayayım. Çeliğin bu miraç çağında beni armut çöpünün yüzüne bir kapıyı açar gibi aç. Beni metallerin sürtünmesi gecesinden uzak bir dalın altında uyut. Sabah madeninin kâşifi gelirse beni çağır. Ben senin parmaklarının arasındaki bir yasemin çiçeğinin doğuşunda uyanacağım. Ve işte o zaman bana, ben uyurken düşen bombaların öyküsünü anlat. Ben uyurken ıslanan yanakları anlat. Kaç martının denizden havalandığını söyle. Bir zırhlının, bir çocuğun rüyaları üzerinden geçtiği zamanki kargaşada, kanaryalar hangi dinginlik duygusunun ayağına kendi şarkılarının sarı sapını bağladı? Söyle, limanlarda hangi masum metalar yoldan yetişti? Hangi bilim barutun kokusunun müsbet müziğini anladı? Ekmeğin bilinmez tadı hangi belleme risaletinin damağında yayıldı? Ve işte o zaman ben ekvator ışımasından sıcak bir inanç gibi seni bir bahçenin başlangıcına oturtacağım.